Merhaba arkadaşlar. Bu videoda .NET Core üzerinde Memorial Cache ve Delegate konusundan bahsedeceğim. Aslında Delegate konusu Memorial Cache içerisinde anlatılmaya ihtiyaç duyulacak bir konu değil. Ancak Memorial Cache ile ilgili bir işlem yaparken Delegate'e de ihtiyaç duyacağız. Delegate konusunda da değinmiş olacağız. Öncelikle boş bir proje oluşturalım. Bir web projesi oluşturalım. İsmine de Cache Project diyelim. Projemizi oluşturduk. Startup'a girip konfigürasyon servis bölümüne Memorial Cache'imizi ekleyelim. Kısma da eklememiz gerekiyor. iMemorial Cache şeklinde. Dependency özelliğini kullanacağı için constructor'a da eklememiz gerekiyor. Şu kısma da eklememizi yapalım. Using'ini de ekleyelim. İlk örneğimizi yapalım. Bir zaman damgası yapalım. İlk olarak zaman kaydedelim. Görüldüğü şekliyle metotlar set, get, remove, create empty, try get value. Bunları sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Set adından anlaşıldığı şekilde ekleme işlemi yapıyor. Bizden bir key isteyecek. K'ye zaman diyelim. Value isteyecek bizden. Value da date time now diyelim. Kişi ulaşacağımız noktayı belirleyelim. Hatta şöyle yapalım. Zaman diyelim. Aynı şekilde get diyelim. Bizden key isteyecek. Key'imiz zaman diyelim. Breakpointlerimizi koyalım. Projeyi ayağa kaldıralım. Adım adım ilerletelim. Sayfayı şöyle alayım. Gideceğimiz sayfaya tıklayalım. Adım adım ilerleyelim. Evet. Az önce girmiş olduğumuz zaman geldi. Hatta test için sayfayı tekrar refresh edeceğim ve aynı zaman yeniden gelecek. Evet, aynı zaman yeniden geldi. Peki silme işlemini nasıl yapabiliriz? Silme işleminde aynı şekilde remove diyeceğiz ve kişi sileceğiz. Şu baştaki kısmı silebiliriz. Breakpoint'imiz tekrar kalsın. Adım adım ilerleyelim. Kişi oluşturdu. Sayfaya gitmeye çalışalım. Adım adım ilerleyip evet. Görmüş olduğunuz şekilde sildi. Peki bir type gönderebiliyor muyuz? Onunla ilgili bir örnek yapalım. Set ederken type belirleyebiliyoruz. Bizden type belirlememiz de isteyebiliyor. Örnek olarak date time diyelim.
type'ımıza. Bu şekilde type belirleyerek de nesneyi içeriye kaydedebiliyoruz. Cache bölümüne kaydedebiliyoruz. Get dediğimizde de nesneyi alacağız. Bir de şöyle bir durum olabilir. Cache'iniz silinmiş olabilir bilginiz dışında. Farklı bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili farklı bir metodumuz da var. Onu da gerçekleştirelim. Try get value. Bizden burada isteyeceği parametreler. Önce bir key isteyecek. Zaman diyelim. Out bir obje isteyecek. Biz ne göndermiştik üst kısımda? Date time göndermiştik. Date time diyelim. İsmi de date time olarak kalsın. Bu şekilde yapalım. Bunu if ile de yapabilirsiniz. Şu şekilde. True veya false değeri dönecektir size. Şöyle yapalım. Hatta breakpoint'imiz de var. Çalıştıralım projemizi. Cache'imize atadı. Metodumuza gidelim. Adım adım ilerleyelim. Evet, atanan cache'i yakaladı. Görmüş olduğunuz şekliyle. Var olup olmadığını kontrol etmekte. Dilerseniz cache'i silelim. Bir üst kısımda. Şu şekilde zaman diyelim tekrar. İfin içine girmeyecektir. Tekrar çalıştıralım. Adım adım ilerleyelim. Tekrar test sayfasına geçiş yapalım. Cache'i sildi. Bir adım daha atalım. Evet. Görmüş olduğunuz şekilde if'e girmedi. Görmüş olduğunuz şekilde atanan tarihte gelmedi. Null olduğu için. Şimdi de Memorial Cache Entry Options özelliğinden bahsedeceğim. Bunun içerisinde neler var? Birkaç örnek de anlatmaya çalışayım. Belirli zaman aralığı atayabiliyoruz. Tazeleme zaman aralığı atayabiliyoruz. Örnek olarak 30 saniyede bir tazelemesini isteyebiliriz. Yarım saatte bir. Sizin belirlediğiniz zaman aralığında tazeleme işlemi yapacak. Tazelemeden kastı nedir? Siz her o kişi çağırdığınızda içerisindeki datayı tutar. Tazelemeden kasıt budur. Gidip yeni datayı almaz. Mevcut datayı tutar. Siz o metodu çağırmadığınızda tazeleme süresi dolarsa data boş gelir. Bunu isterseniz bir örnekle de anlatmaya çalışayım. Bir diğeri de absolute expression örneği. Bunda tazeleme durumu söz konusu değil. Bunda atadığınız zaman içerisinde süresi dolar ve silinir. Bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım. Daha doğrusu birkaç örnekle anlatmaya çalışalım. Nesnemizi oluşturalım. Hatta options diyelim. Şimdi ilk olarak tazeleme ile ilgili olan örneğimizi yapalım. 5 saniye diyelim. Hatta bizden time span isteyecektir. 5 saniye diyelim. Şu şekilde yapalım. Buradan parametre olarak da options'ımızı belirtelim. Set ettiğimiz noktaya. Şu remove'u da kapatalım geçici olarak. 5 saniye içerisinde biz sayfayı refresh etmezsek kişi silecektir. Çalıştıralım. İlerleyelim. Sayfamıza gelelim.
Bir adım daha ilerleyelim. Neden atama yapmadı? Kontrol edeyim hemen. Süreyi revize edelim. Süre kısa gelmiş olabilir. Bu şekilde bir testimizi yapalım. Çalıştıralım projeyi. İlerleyelim. Metodumuza gidelim tekrar. Adım adım ilerleyelim. Data geldi. İlerleyelim. 15 saniye boyunca bekleyeceğiz. 15 saniye sonrasında tekrar sayfayı refresh ettiğimizde datanın boş gelmiş olması lazım. Bekleyelim. Tekrar bir daha refresh edeyim. Tabii ki tazeleme yapacağı için getirmeyecektir. Ben bunu 7 saniye olarak revize edeyim. 15 saniye çok uzun olabilir. Şu kısmı da kaldırayım. Bekleyelim 7 saniye kadar. Tekrar bir refresh etmek istiyorum. Deneyelim. Evet. Tazelemedi. 7 saniye dolduğu için. Bir diğer metottan bahsedelim. Bizim belirlediğimiz zaman aralığında keşi tutması. Örnek olarak absolute expression diyelim. Burada date time isteyecek bizden. Et saniye diyebiliriz. Buna da 5 saniye diyelim. 5 saniye ile test edelim. Şu üst kısmını kapatalım. Comment diyelim. Bu şekilde bir testimizi yapalım. Buraya geçelim. Burayı defalarca yenilesek de tazelemeyeceği için göremeyeceğiz. 5 saniye kadar bir bekleyelim. Tekrar bir yenileyelim. Adım adım ilerleyelim. Evet. 5 saniye süre dolduğu için zamana ait olan keşi getirmedi. Bir diğer konu get create or metodu. Adından anlaşılacağı gibi get create or metodunda özür dilerim get or create metodu nesne yoksa o key'e ait olan bir cache yoksa bunu oluşturur. Varsa da olanı yansıtır. Şu üst kısmı komple kapatalım. Şurayı da kapatalım. Şu şekilde yeni metodumuzu yazalım hemen. Evet, metodumuz burada. Get or create metodu. Hemen key'imizi verelim. Zaman diyelim. Date time now diyelim. Bu şekilde oluşturalım. Bizden ne istiyor nesne olarak? Evet, bizden bir aksiyon istiyor. Hemen aksiyonumuzu da yazalım. Şu şekilde. Return diyelim. Now diyelim. Alt kısma gelip tekrar şu üstteki metodu
kopyalamak istiyorum. Uzun uzun yazmayalım. Şöyle alayım. Hatta bunu komple kopyalayalım. Üst kısma taşıyalım. Breakpoint'imizi koyalım. Şu an için zaman adında herhangi bir cache'imiz yok. Çalıştıralım. İlerliyoruz. Tekrar bir adım daha. Evet, cache'i oluşturdu. Olmamasına rağmen. Get or create metoduyla. Şimdi bir diğer konu data modeller. Oluşturduğumuz data modelleri serialize etmeden, JSON formatına veya herhangi bir formatı serialize etmeden kendi bünyesinde barındırabiliyor, cache'leyebiliyor. Buna bir örnek yapalım. Bir data model oluşturalım. Bir DTO da olabilir. Örnek olarak user model diyelim. Alanlar çok basit belirleyelim. ID diyelim alana. Şu şekilde username diyelim. Password diyelim. String yapalım. Data modelimizi alalım. Cache'leme bölümüne gelelim. Şuraya yazalım. Mevcut örnek üzerinden ilerleyelim. Şu kısma gelelim. Hatta breakpoint'i kaldırayım şuradan. Şöyle yapayım. Burada model diyelim. Model olarak dönsün. Şurada da new diyerek modelin içini dolduralım. Evet. ID'ye 1 diyelim. Şifreye 1 diyelim. Username'i de admin diyelim. Evet, oluşturduk. Breakpoint'imizi koyalım. Çalıştıralım. Adım adım ilerleyelim. Nesneyi oluşturdu. Bir adım daha ilerleyelim. Evet, görmüş olduğunuz şekilde modeli getirdi. Kendi içerisinde serialize işlemini yaptı. Videonun başında bahsettiğim delegate konusuna geldik. Delegate'i neden kullanacağız Memorial Cache'de? Onu anlatmaya çalışayım. Şu kısma, şu örneğe tekrar geri dönelim. Şöyle açayım. Şöyle de açalım. Şunu da açalım. Hatta etkin diyelim. Cache'imiz silinmesin. Delegate bize option içerisinde tanımlayacağımız bir callback ile ilgili gerekli. O da nedir? Hemen şöyle göstereyim. Register post callback'i hemen tanımlama işlemini yapalım. Parantez açalım. Bizden istediği delegate'i belirtiyor. Peki biz bunu nasıl oluşturacağız? Aslında iç kısmında da oluşturabiliriz. İki farklı yöntem göstereceğim size. Örnek olarak bizden parametre olarak neler istiyor? Önce bunu tespit etmemiz gerekiyor. Şu nesneye ulaşmamız gerekiyor öncelikle. Bizden neler istediğini görebilmek için. Delegate nesnesine. İçine gidelim. Bizden parametre olarak bunları istiyor. Dönüş tipine void. Biz de aynı şekilde bir metot da oluşturabiliriz. İç kısma da bu şekilde de yazabiliriz. Şu an göstereceğim şekilde de yazabiliriz. Şöyle bir parantez açayım. Şu başındakileri silelim. Şu kısımları data type'den silelim. Şöyle yapalım. Bunu da bir cache içerisine aktaralım. Örnek olarak memorial cache set diyelim. K olarak da callback diyelim.
Bizden değer istiyor. Değere de şöyle yazalım. Şu şekilde key diyelim. Hatta şöyle yapalım. Devamında value diyelim. Onu da şu şekilde yapalım. Devamında neden? Bu metodun amacı cache'in neden silindiğini tespit ediyor. Cache'in neden değiştiğini, neden silindiğini. Bunları bize belirten bir callback metodu. Neden diyelim. Nedeni de şu şekilde belirtelim. Şöyle devam edelim. Hatta bunun süresini revize edelim. Silinme nedenini de görelim. 5 saniye diyelim. Örneğin alalım. Hatta uzun uzun yazalım. Hiç önemli değil. Şu kısmı açalım. Out string diyelim. Adını da Türkçe olarak neden diyelim. Key'imizi alalım hemen. Şuraya aktaralım. Breakpoint'imizi koyalım. Bu süreyi aslında daha da kısaltmak istiyorum. Sizi bekletmemek amacıyla. Şimdi çalıştıralım. Cache'i 3 saniye içerisinde silecek. Çalıştırdık. Bu kısma gelelim. Adım adım ilerleyelim. Cache'i sildim bakalım. Cache'i silmemiş. Tekrar bir yenileyelim. Tekrar bir adım atalım. Silmemiş. Tekrar yenileyelim. Sürede acaba hata mı yaptık? Kontrol ediyorum. 3 saniye olarak belirttik. Tekrar gelelim. Option olarak da atadık. Tekrar bir daha yenilemek istiyorum. Neden getirmedi? Acaba metodun adını mı yanlış yazdı? Hemen kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, zaman kısalığından dolayı göstermedi. Şu an ben 5 saniye olarak revize ettim. Şu an nedeni geldi. Görmüş olduğunuz şekilde silme nedenini gösterdi. Neden değişiklik olduğunu gösterdi. Açıklamayı görmüş olduğunuz şekilde görebiliyorsunuz. Peki delegate'i metot olarak nasıl yazabiliriz? Onu anlatmaya çalışayım size. Şu kısmı temizleyeyim. Örnek olarak yazalım metodumuzu. Dönüş tipi neydi? Void'ti. Bir isim verelim. Adına callback diyelim. Callback diyelim. Alacağı parametreler şu kısımdan ulaşabiliriz. Delegate metodunun içerisinden. Şöyle yapalım. Daha hızlı bir şekilde. Hatta şöyle uzun uzun yazmayalım. Şuradan gidelim. Delegate'in içine. Şu alanı kopyalayalım. Bizden istediği parametreler bu parametreler. Biz de bu parametreye uyacak bir metot yazacağız. Girelim içine. Şu kısmı komple kopyalayalım. Şöyle sileyim. Yukarıdaki yaptığımız işlemle şu an yaptığımız işlem aynı işlem. Arasında hiçbir fark yok. Şu şekilde silelim. Şöyle ekleyelim.
Burada da set edecek. Burada da değişikliği görebileceğiz. Şöyle kaldırayım breakpoint'te. Süre aynı şekilde 5 saniye. Hatta isterseniz görebilmek için şuraya breakpoint de koyalım. Çalıştıralım. Şu kısma gidelim. Bekleyelim. Breakpoint düşecek buraya. Tekrar ilerleyelim. 5 saniye kadar bekletecek bizi. Diyelim. Bundan sonraki videolarımda Redis'ten bahsedeceğim. Redis'i keşlemede nasıl kullanabiliriz? Redis ile ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Evet, geldi. Metodun içine girdi. Adım adım ilerleyelim. Tekrar bir daha ulaşalım. Bir adım atalım. Evet. Metodun içerisinde kaydetmiş olduğu keşi de buradan görebiliyoruz. Bu şekilde de delegate işlemi yapabiliyoruz. Arkadaşlar umarım video yararlı olmuştur. Biraz uzun sürdü. Görmüş olduğunuz keşlemeden dolayı. Kanala abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni yayınlayacağım videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Beğen butonu tıklarsanız sevinirim. Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.